Bugün performansına güvendiğim güzel bir el süpürgesi inceleyeceğiz. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Öncesinde bir el süpürgesi incelemiştim. Dyson V15. Çok güzel bir el süpürgesi. Tabii ki sizler de bunu biliyorsunuz. Bugünkü konuğumuzda Bosch Ultimate 7. Şöyle bir kutusu var gördüğünüz gibi. Bugün bu ürünü kutusundan çıkaracağız. Detaylarına bakacağız. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Teknik özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Fakat öncesinde destek olmak adına videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala aboneyseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve gelin şu arkadaşı açalım. Baya büyük bir kutusu var. Kadraja da sığmıyor. Yavaş yavaş hem kutuyu göstereceğim hem özelliklerinden bahsedeceğim. Bakın üzerinde Made in Germany yazıyor. Zaten motoru Almanya'da üretilmiş. Burada da biraz kısaca özelliklerinden bahset gördüğünüz gibi. Bu %99.9'luk üzerinde bir filtre var. Bu filtre sayesinde yıkamaya gerek duymadan bu filtreyi temizleyebiliyorsunuz. Onu anlatıyor sizlere. Bu kısımda ise gördüğünüz gibi içerisinden çıkanlar ve nasıl kullanacağınız yazıyor. 1.4 kilogramlık bir ağırlığı var. Gördüğünüz gibi bataryası bütün Bosch aletlerde kullanabiliyorsunuz bataryasını. 3 tane güç modu var. Bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Elektronikli bir başlığımız var. O da burada yer alıyor. Kutu detaylarımız bu şekilde. Hemen şöyle açalım istiyorum. Evet, kutuyu açtığımız zaman bir fatura çıktı. Şöyle fiyatını da göstereyim. Gördüğünüz gibi 6500 TL bir fiyatı var. Açtığımız zaman burada bu arada motorunun 10 yıl bir garantisi var. Bu da onu gösteren belge. Burada kullanma kılavuzları aynı bu şekilde. Burada da pilin bakımı ile ilgili olan kağıtlar var. Bu kısımda böyle bir aparatımız var. Gördüğünüz gibi böyle esnek. Şuradan da göstereyim. Bir başlığımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi daha böyle sanki klavye temizlemekte falan çok güzel kullanılır gibi. Toz almak için güzel bir başlığımız var. Burada reisin uzun kolu var. Onu karşı kameradan gösterelim. Böyle gördüğünüz gibi hem boru hem de böyle 90 derece olabilen bir başlığımız var. Bunu da zaten göstereceğim. Şurada bir bölme yapılmış. Burada küçük bir başlık. Bu kısımda asma aparatı ile ilgili sanırım bir başlığımız. Şöyle devam bakıyorum. Dyson V15'te de var bu. Bu da tozlarda kullanılan bir başlık. Şöyle göstereyim. Bunu yukarıya doğru aldığınız zaman böyle. Biraz bu fırçalı kısımlarında toz alabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada tekrardan koltuk yüzeyleri için kullanabileceğiniz bir başlık. Bu arada içerisinden bayağı aparat çıkıyormuş. Burada 5 wattlık bir adaptörümüz var. Bununla birlikte cihazı şarj ediyoruz. Böyle kaldırıyoruz. Bu kısımda da gördüğünüz gibi bu başlığımız mevcut. Açayım mı? Yarım saat daha uzatacağım abi. Bana bir yarım saat daha uzatın bana. Şunu niye açmadın? Ana hiç fark etmedim onu. Olsun. Ya sonra diyecekler Mert imkanları sağlamıyor. Bakayım. Baya fark ediyor mu? Ediyor. Bu arada herkese selamlar. Bir suikast yapayım dedim. Evet, Mert geldi. Öyle adam. İşte bizde. Abi olsun, ben şu an tepe kamerasındaydım abi. İmkanlar bunlarmış, öyle dedin sen bana. İndireyim mi? İndirsene biraz. Baba, bizde imkan bitmez. Oo, kucağıma geldi masa, çok güzel. Açı da düzeldi. Hoşça kal. Bu elektronik başlığımız, gördüğünüz gibi ucunda burada ledleri var. Bunu da zaten birlikte test edeceğiz. Daha sonra şöyle kalkıp devam bakayım. İnsan misafir olunca burada ana softbox'ı açmayı unutmuşum. Burada bataryamız var. Evet, işin en güzel kısımlarından bir tanesi de bu zaten 18 voltluk 3 amperlik bir batarya. Bununla birlikte evde matkaplarınız ya da diğer boş ürünlerini bununla kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir detay. Burada da reis var. Bunu en son çıkardık vallahi. Bu arada Dyson hak getirin. Tamam, kutunun bütün içeriğini boşalttık şöyle. Evet, burada da duvar bağlantı aparatı var. Bunu da duvara vidalarla sabitleyip şu aşağı kısmına da bu aparatları böyle bağlayabiliyorsunuz. Duvarda bunu kullanabilirsiniz. Güzel bir aparat. Arkadan da şarj girişini bağlayıp bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu elime alır almaz bir hafiflik hissettim. Öncelikle sizlere bundan bahsetmek istiyorum. O hafiflik de Dyson inanılmaz ağır bir makina. Bu gayet hafif olmuş ve güzel. Batarya takıp bir de öyle deneyeyim. Batarya da hafif bu arada. Şık şık. Şarjörü taktık. Şöyle dilerseniz bir kasa yapısına birlikte bakalım. Çok rahat bir şekilde takılabiliyor batarya ve çok rahat bir şekilde kırmızı düğmeye basıp bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bu arada bundan her yerde satılıyor. İnternette de var ve bütün yapı marketlerinde de bulabilirsiniz. Yedeğini de alırsanız tadından yenmez. Çünkü sürekli değiştirebilirsiniz. Şarjın bitti derdiniz olmaz. Bu arada performansı da çok etkileyici zaten. Tek bataryayla ekonomik modda 40 dakika kullanabiliyorsunuz. Birazdan zaten teknik özellik detaylarında bunlardan bahsedeceğim. Taktıktan sonra şöyle dediğim gibi detaylarına bakalım. 0-3
litrelik bir haznemiz var. Tabii ki de torbasız bir hazne. Gördüğünüz gibi burada bir düğmemiz var. Bu düğmeye basıp haznemizi bu şekilde çıkarabiliyoruz. Burada motor kısmı var. İç lastik kısmı gördüğünüz gibi. Güzel bir detay olmuş. Bu kısımda da söylediğim filtreyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada da filtremiz var. Filtreyi buradan değiştiriyorsunuz. Burada da burası max olunca biliyorsunuz dolmuş oluyor filtremiz. Filtremizi bu şekilde çıkarıp temizleyebiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bakın burada oklar var. Ve okları çevirip filtremizi çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Şurada kilit sistemi var. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan içerisine yerleştirdik. Bu şekilde daha sonradan yuvaya oturtup kapatıyoruz. Şimdi bakın burada modlarımız var. Eco, Turbo ve Auto modumuz var. Eco modunda söylediğim gibi 40 dakika kullanabiliyorsunuz. Elektrikli başlıkla. Yani bununla bu 40 dakikamız. Şöyle çalıştırayım. Sizler de görün istiyorum. Burada ışığımız var. Bu şekilde toz olan yerleri çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu arada özelliklerinden de bahsetmiş oldum. 82 desibellik bir sesimiz var. 82 desibellik bizlere ses veriyor. Evet, ekonomik modda elektrikli başlıkta 30 dakika, normal başlıklarla 40 dakika kullanabiliyoruz demiştik. Oto modda 15 dakika kullanabiliyoruz ve turbo modu alırsak tabii ki de uçuyor o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi. En yüksek modumuz oluyor. Bu modda da arkadaşlar 10 dakikalık bir kullanım sağlıyor. Bu arada 5 saatte bataryamız dolabiliyor. Batarya ile birlikte ağırlığımız 2.9 kilogram bir ağırlığımız var. Tabii ki de başlığı bu şekilde kullanmayacağız. Biz burada öncesinde 90 derece olabilen şu başlığı sizlere göstereyim. Bu arada bu düğmeye basıp 90 derece yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bu başlık, önce bu başlık. Daha sonradan elektrikli ya da şimdi örnek olarak bunu takayım. Bu başlığı taktık diyelim ki. Bu 90 derecenin güzelliği koltuk altlarına girerken şu şekilde inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Koltuk altları, yatak altları. Ben bu başlığı Dyson'da kullanıyorum ve çok da memnunuz. Bu şekilde bir yapıya sahip oluyor. Diğer başlıkları zaten pek fazla anlatmama gerek yok. Makinenin sesi. Özellikle emiş gücü bu auto. Bu turbo. Şöyle bakın. Emiş gücüne bakın. Bu turbo. Bu auto. Bu da eco. Şöyle eco. Bence eco çok fazla çekmiyor. Bakın sizler de görün. Eco'nun çektiğine bakın. Şöyle. Böyle. Bir de turboya bakın. Turbo emüklüyor resmen. Hafif, güzel bir makine olmuş. Bu arada pilimiz bitiyor. Kırmızı yanıyor. Şarja takmam lazım. Tabii ki de emiş gücünde de fark yaratıyordur. Söylediğim gibi motoru Alman teknolojisiyle üretilmiş bir motoru var. O konuda insanın içini mutlu ediyor. İlk başta da gösterdim. Fiyatı 6500 TL'ydi. İçerisindeki filtre sayesinde %99.9'luk bir hijyen sağlıyor sizlere. Bu filtrenin de en büyük özelliği yıkanabilmeden kullanabiliyor olması. 0.3 litrelik haznemiz var. Bu arada ofis ortamında bunu test edemeyeceğim. Ürünü eve götüreceğim ve evde koltuk üstü halıda birkaç testleri sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin dilerseniz bu testler gelsin. Daha sonradan düşüncelerimi, fikirlerimi sizlere bahsedip videoyu kapatalım. Hadi testler gelsin. Bu Eco mu? Mercimek turbo. Evet, gördüğünüz gibi testler bu şekildeydi. Zaten kolumda etimde yaptığım emiş gücünden de sizler nasıl çekeceğini zaten görmüştünüz. Tabii ki de güzel, pratik bir makine olmuş. Fakat hakkını yemem, Dyson gibi bir güce sahip değil. Dyson zaten bu motorla ilgili çok çalışma yapmışlar. Adamlar sadece bu Arge projeleriyle motorla ilgili kendilerini çok geliştirmişler. Ama Bosch'u da hepimiz biliyoruz. Özellikle küçük aletlerinde, matkaplarında vesairelerde, kesici delici aletlerinde çok başarılılar. Akü konusunda çok başarılılar. Yani tabii ki bu ev aletlerinde de bu geçerli. Güzel makine yapmışlar, pratik makine yapmışlar. Günümüz şartlarında da 6500 TL. Bu arada Dyson V15, yani V15. Bir sene önce bu paraya satılıyordu. 7000 liralardaydı. Şimdi tekrardan fiyatları uçtu. Bakalım, inşallah aldığımız kişi memnun olur. Aldığımız kişiye de buradan selamlar. Kendisi kız kardeşim olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, video buraya kadardı. Sizlere bu kutuyu açıp içerisinden neler çıkıyor, bunları söylemek ve test etmek istedim. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bye bye.